İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı komutanı, devlet adamı. İzmir'de doğdu, Ankara'da öldü. Babası Bitlisli Kürümoğulları ailesinin Malatya'ya yerleşen konumdan Mehmet Reşit Bey'dir. Mustafa İsmet doğduğunda babası İzmir'de sorgu yargıcı yardımcılığı görevindeydi. Annesi Cevriye Hanım, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan önce Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden göçen bir ailenin kızıydı. Mustafa İsmet ilk öğrenimini Sivas'ta bir mahalle mektebinde tamamladı. Sivas Askeri Rüşyesini 1895'te bitirdi. Bir yıl İdadi'de okudu. 1897'de İstanbul Halıcıoğlu'ndaki Topçu Harbiyesi'nin İdadi bölümüne girdi. Topçu Harbiyesi'ni 1903'te birincilikle bitirdi. Buradan Erkan Harbiye Harp Akademisi'ne gönderildi. 26 Eylül 1906'da bu okulunda birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. 1907 yılı sonlarında okuldan tanıdığı Fethi Bey'in önerisi üzerine Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Geçici görevle gitti. İzmir'de İttihat ve Terakki'nin önünde gelen kişilerle tanıştı. Dönerken Selanik'te Fethi Bey ile birlikte Mustafa Kemal'le birkaç kez görüştü. Bu Atatürk'le ilk yakınlaşmalarıydı. Oysa ki harp okulundan tanışıyorlardı. Sınıflarının farklı oluşu yüzünden pek fazla ilişkileri olamamıştı. 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edilince İsmet Bey, İttihat ve Terakki'nin Edirne merkezinin etkin bir üyesi oldu. 7 Kasım 1908'de Kulağalığı'na yükseltilerek Edirne'deki 2. Süvari Tümeni kurmayınlığına getirildi. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için oluşturulan hareket ordusuna Yeşilköy'de katıldı. Karargahta bir süre çalıştı. 1909'daki İttihat ve Terakki Kongresi'ne 2. Ordu Delegesi olarak katıldı. Ordunun siyaset ilişiğini kesmesini savunan Mustafa Kemal'i destekledi. Kongrenin bitiminde cemiyetle ilgisini kopardı. 1910'daki Yemen ayaklanmasını bastırmak üzere görevlendirilen Ahmet İzzet Paşa'nın kurmay heyetine katıldı. 26 Şubat 1910'da Yemen'e gitti. Buradaki hizmetleriyle Beytüşşaban Savaşı'ndaki yaralılıklarından ötürü 26 Nisan 1912'de binbaşılığa yükseltildi. Yemen'de İmam Yahya ile çıkan anlaşmazlığı halletti. 26 Nisan 1913'te İstanbul'a döndü. 1915'e kadar Harbiye Nezaretinde Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın emrinde çalıştı. Ordunun yenileştirilmesi hareketinde etkin oldu. 1. Dünya Savaşı'nın başlarında Genel Karargah'ta Seferberlik ve İkmal Şubesi Müdürlüğü yaptı. Buradan Hareket Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. 23 Kasım 1914'te yarbay oldu. Cepheye gitmek istediğinden 2 Ekim 1915'te 2. Ordu Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Aynı yılın 14 Aralığında bir alaylığı yükseldi. İsmet Bey'in Kurmay Başkanlığı'na atandığı 2. Ordu Ruslarla savaşmak üzere Kafkas Cephesi'ne gönderildi. 2. Ordu'nun Diyarbakır'da bulunan karargahına İsmet Bey katıldıktan bir süre sonra Mustafa Kemal aynı cepheye atandı. Burada Mustafa Kemal 2. Ordu Komutan Vekilliğini üstlenince İsmet Bey'i 4. Kolordu Komutanlığı'na getirdi. İsmet Bey Suriye Cephesi'nde 20. Kolordu Komutanlığı'na, 19 Haziran'da 3. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Bu birliklerin bağlı olduğu 7. Ordu Komutanlığı'na da Mustafa Kemal getirilince iki asker bir daha bir araya geldi. 1. Dünya Savaşı'nda yenilgisinin sorumlusu sayılan İttihat ve Terakki Hükümeti 14 Ekim 1918'de çekilince yeni hükümetin başına Ahmet İzzet Paşa getirildi. Harbiye Nazırlığını da üstlenen Paşa, Suriye cephesinde bulunan İsmet Bey'i Harbiye Nezaretin Müsteşarlığına atadı. İsmet Bey göreve 24 Ekim 1918'de başladı. 30 Ekim 1918'de de Mondros Mütarekesi imzalandı. Ahmet İzzet Paşa hükümetten istifa edince İsmet Bey 22 Kasım 1918'de müsteşarlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Mütareke İstanbul'undaki büyük bir ümitsizliğe karşılık İsmet Paşa eski silah arkadaşlarıyla buluşarak ülkenin durumunu tartışıyordu. Mustafa Kemal'in Şişli'deki evine gelip gidenler arasında o da vardı. Mustafa Kemal İsmet Bey'in Anadolu'ya geçip silahlı mücadele yapmak istediğini biliyordu. Onun için kendisini Anadolu'ya geçerken İsmet Bey'in Süleymaniye'deki evine uğradı. Durumu açıklayarak işe başlandığında İsmet Bey'i de yanına çağıracağını söyledi. İsmet Bey 1920 yılının Ocak ayı başında aldığı çağrıya uyarak Ankara'ya gitti. Mustafa Kemal ile ulusal ordu konusunda bir görüşme yaptı. O sırada Harbiye Nazırlığına atanan Fevzi Paşa çağrısı üzerine Şubat sonlarında İstanbul'a döndü. 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerce resmen işgal edilmişti. 18 Mart'ta Meclis-i Nebulsan dağıtıldı. 19 Mart'ta Mustafa Kemal Ankara'da olağanüstü bir meclisin toplanması için çağrıda bulunmuştu. O gece bir kurye İsmet Bey'e gelerek Mustafa Kemal'in çağrısını iletti. İsmet Bey er kılığında yola çıktı. Gittikçe büyüyen bir kafilenin başında 9 Nisan'da Ankara'ya vardı. 23 Nisan 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Edirne Memlusu olarak katıldı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekili oldu. Bunun üzerine İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından 6 Haziran 1920'de gıyabında idama mahkum edildi.
25 Ekim 1920'de Nüvus Nukla vekillikte üzerinde kalmak koşuluyla Batı Cephesi komutanlığına atandı. Bu görevi Kurtuluş Savaşı sonuna kadar yürüttü. Bu görevi sırasında Çerkes Yatırım ayaklanmasını bastırdı. 1. ve 2. Nüvus Savaşlarını kazandı. Sakarya ve Büyük Taarruz onun komutanı bulunduğu Batı Cephesi'nde yürütüldü. 1. Nüvus Savaşı sonrasında Tuğ General, Büyük Taarruz'dan sonra da Kor General oldu. 3 Ekim 1922'deki Mudanya Mütarekkesi Konferansı'nda TBMM hükümetini temsil etti. 26 Ekim 1922'de hariciye vekili oldu. 2 Kasım 1922'de Lozan Barış Görüşmelerine katılacak heyetin başkanlığına seçildi. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nı imzalanıncaya kadar yeni Türk Devleti'nin varlığını dünyaya duyuran ve kabul ettiren barış görüşmelerini yönetti. Cumhuriyet ilan edilince 30 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldu. 19 Kasım 1923'te CHP Genel Başkanlığı'nı da üstlendi. 20 Kasım 1924'te bir süre başbakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Doğuda baş gösteren ayaklanmalar üzerine 3 Mart 1925'te ikinci kez hükümeti kurmakla görevlendirildi. 25 Kasım 1937'de başbakanlık yaptı. Bu dönemde Cumhuriyet'in temel ülkelerinin yaşama geçirilmesinde büyük katkıları olmuştur. Siyasal çalışmalarına rağmen askerliği 30 Haziran 1927'ye kadar sürdürdü. Bu tarihte Orgeneral rütbesiyle emekli oldu. 1934'te soyadı yasası çıkınca İnönü soyadı kendisine Atatürk tarafından verildi. Atatürk'ün ölümü üzerine 11 Kasım 1938'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı seçildi. 26 Aralık 1938'de toplanan CHP olağanüstü kurultayı İnönü'yü milli şef ve değişmez genel başkan olarak ilan etti. İnönü devlet başkanlığını dünyanın bunalımlı bir döneminde aldı. İkinci Dünya Savaşı patlamak üzereydi. İnönü'nün belirlediği Türk dış politikası Türkiye'nin savaş dışı tutulmasıydı. Bu politikayı müttefiklerin ve Almanların türlü baskılarına karşılık kararlılıkla uyguladı. Savaşa katılmadan savaşın sonuçlarından yararlanmak amacıyla savaş biterken müttefiklerin yandaşı olarak savaşa girmeyi kabul etti. Böylece Türkiye Birleşmiş Milletler'e katıldı. Savaş sonrasında değişen dünya koşullarını göz önüne alarak tek parti yönetiminden çok partili yönetime geçilmesine ön ayak oldu. Demokrasinin yerleşmesinde ve gelişmesinde payı büyüktür. 1950'de Demokrat Parti iktidarı ele almasından sonra CHP Genel Başkanı ve muhalefet lideri olarak yeni koşulların gerektirdiği çalışmaları sürdürmeyi başardı. 10 yıl boyunca etkili bir muhalefet yaparak iktidara karşı uyarıcı ve yol gösterici oldu. 27 Mayıs 1960'ta ordunun yönetimi ele geçirilmesinden sonra seçimlerin bir an önce yapılarak sivil yönetime geçilmesi konusunda çaba gösterdi. 1921 seçimlerinden sonra en çok milletvekilliği kazanan partinin başkanı olarak hükümeti kurmakla görevlendirildi. 20 Kasım 1961'den 13 Şubat 1965'e kadar çeşitli koalisyon hükümetlerinde başbakanlık yaptı. Başbakanlığı sırasında meydana gelen 22 Şubat ve 21 Mayıs 1962 askeri darbe girişimlerinin önlenmesinde etkili oldu. 1964 Kıbrıs olayları sırasında Türkiye'nin müdahale girişiminin ABD'ce önlenmesi üzerine çok yönlü bir dış politika izlenmesi konusunda kararlı davrandı. 12 Mart 1971 muhtarasından sonra Nihat Erim hükümetini bakan vererek destekledi. Buna karşı çıkan Genel Sekreter Ecevit istifa etti. Bunalımı görüşmek için 7 Mayıs 1972'de toplanan 5. Olağanüstü Kurultay'da Ecevit yanlısı parti meclisi güven oyu alınca İnönü CHP başkanlığından ayrıldı. CHP'nin yeni kadroların ortanın soluna karşı olduklarını ileri sürerek 4 Kasım 1972'de CHP'den istifa etti. 14 Kasım 1972'de milletvekilliğinden ayrılan İnönü, 16 Kasım 1972'de eski Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhuriyet Senatosu üyesi oldu. 25 Aralık 1973'te ölünce Bakanlık Kurulu kararı ile Anıtkabir'e gömüldü. Başlıca yapıtları İsmet Paşa'nın siyasi ve içtimai nutukları 1920-1933, derleyen M. Rıza 1933, İnönü diyor ki 1944, İnönü'nün söylem ve demeçleri 1920-1946, hatıralarım genç subaylık yılları 1884-1918.